Evet, bu ikinci derste artık yavaş yavaş yer bilimleriyle ilgili konulara girmeye başlayacağız. Yer küreye bakacağız. Yer bilimleriyle ilgili temel bilim dalları ilk ne zaman ortaya çıkmış, onun üzerinde duracağız. Evet, daha önce de söyledim. Yer kelimesi Türkçe bir kelime. Arapçada ya da Osmanlı Türkçesinde arz da diyoruz. Fakat arzın değişik anlamları da var. G kelimesi Yunanca'da ya da Gaia kelimesi. Geofizik, o orada kaynaştırma harfi. Yer fiziği anlamında. Geoloji ya da jeoloji, yer bilimi anlamında. İngilizcesi Earth ya da Almancası Erde. Almanca ya da İngilizce ortak kökenli dillerde bu değişiklikler arz edebiliyor. Latince Terra ya da İtalyanca, Fransızca da aynı. İlginç bir şekilde Er kelimesi hepsinde var. Terra, Earth, yer, Ars gibi. Sadece Yunanca'da bir farklılık var. Yani yer derken burada yer kürenin tamamını kastedeceğiz. Tamamına ilişkin tarihçi anlamında. Yer bilim lafı da aslında yer küre bilim lafı daha doğru bir tabir. Sadece üzerine bastığımız yer küre değil, aynı zamanda bir gezegen olarak yer küreye bakacağız. Türkçe'de yer kelimesi yer küre ve yeryüzü ve dünya anlamında Orhun yazıtlarında geçiyor. Yüce Kök Tengri Asra-i Yağız Yer Kılındık'ta, yani yukarıda mavi gök, aşağıda kara yer yaratıldığında. Ya da İngilizce'de earth kelimesi ground, solid, dirt, kirli, yer, toprak anlamına geliyor. Ki Anglo-Sakson camiada aşağı yukarı aynı kelimelerin değişik versiyonları var. Latince'de ya da Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi kelimelerde terra yer demek ya da terrestrial onun sıfat hali. Burada da gene mesela celestial'ın zıttı olarak celestial göksel demek. Semavi anlamına da gelir. Yersel de terrestrial anlamında. Ars kelimesi Arapça ars kökeninden, yeryüzü anlamında, en ve genişlik anlamında, bir de arz etme anlamında, ama bu farklı bir şey. Bu arzla alakası yok. Geçen ders söyledik, yer küre zaman ve mekan boyutunda bir takım olgular sergiliyor. Bu olgular örneğin zamana bağlı değişen anlamında depremler, volkanlar, heyelanlar ya da kimi zaman yağmurlar, dalgalar, dalga hareketleri şeklinde. Mekansal olarak da işte diyelim yerin en derin çukurundan en yüksek Himalayalara kadar veya yerin en sıcak bölgesinden diyelim ekvatordan en soğuk bölgesi kutuplara kadar çok değişik fizik özellikler, fizik olgular bize sunuyorlar. Bu aynı zamanda felsefi olarak veya insanlık olarak da bize ilham kaynağı. Örneğin şiir için ya da felsefe için. Tabii bütün bu yer küreyi sistem olarak yer kürenin yapı ve dinamiği ilk çağlardan beri sürekli ilgi odağı. Gene geçen ders biraz bahsettik. Bu iki türlü ilgi odağı, yani İnsanoğlunun merak duygusunun tetiklediği, yani yerin manyetik alanı nasıl oluşuyor, mıknatıslar niye, pusulalar niye kuzeyi gösteriyor, depremler neden oluyor ve nerelerde oluyor, volkanlar neden oluyor, nerelerde oluyor, yağmur neden yağıyor, yerin içi nasıl, acaba içinde bir boşluk mu var, yani bu boşlukta bir takım şeyler mi var? Yani eski Yunan mitolojisine göre mesela bir takım ölülerin ikametgahı mı ve bunlar zaman zaman dünyaya mı geliyorlar gibi. Tabii bu mitoloji şeyi doğru değil. Sürekli bir
merak duygunun tetiklediği bir yer kürenin yapısı var. Dinamiği de gene merak duyuyor. Yapı ve dinamik derken gene geçen ders biraz durmuştuk. Yapı derken zamanı durdurup fotoğraf çekme gibi düşünebiliriz bunu. Yani mesela şu an ben diyelim karşıda bir bilgisayar görüyorum. Bilgisayarın yapısına bakıyorum ya da fotoğrafına bakıyorum. Nedir? Asus bir bilgisayar diyelim. İşte beyaz bir bilgisayar, işte dikdörtgen, işte klavyeleri var falan gibi. Fakat yapı önemli bir başlangıç olmakla birlikte bilimde aynı zamanda dinamik süreçler, davranışı o yapının da önemli. Onun için yapının davranışa bakmak için de onun video kaydı, zamana bağlı değişimine bakmak lazım. Gene geçen ders kısmen bahsettik. Örneğin hepimiz fotoğraf çektiririz diyelim, grup fotoğrafı. Bu fotoğrafta çoğu kişi güler ya da gülümser. Fotoğraftaki insanların gülümsemesi, o fotoğraftaki insanların bütün hayatları boyunca mutlu olduğu anlamına gelmez. Ama biz bir gün boyunca bir insanın video kaydını çekebilsek hayatını, üzüldüğü anlar, güldüğü anlar, normal olduğu anlar gibi bütün süreci görebiliriz. Yani sadece yapı yeterli değil. Sadece yapı yeterli değil. Aynı zamanda yapının zaman içindeki değişimine de bakmak lazım. İkincil olarak insanoğlunun merak duygusu dışında ekonomik olarak da ilgi odağı yer küre. Çeşitli nedenlerle bir tanesi enerjiye ihtiyacımız var. Enerji veren maddeler var. Enerji açığa çıkaran kömür ve petrol gibi. Bunlar bazen diyelim bir eskiden diyelim buharlı makinalarda bir hareket enerjisine dönüşüyordu. Daha sonra işte petrol gene hareket enerjisine dönüştü. Veya yakıt olarak kullandık, bunlarla ısındık. Bir grup böyle. Bir grup gene yer küreyle ilgili fakat enerji açığa çıkarmayan ama ihtiyacımız olan malzemeleri temin ediyoruz. Diyelim ki demir, bakır. Endüstride kullanıyoruz bunu. Veya diyelim gene endüstride kullanmadığımız kum, çakıl gibi malzemeler. Diyelim bina yapmada. Bu malzemeleri kullanıyoruz. Bazen de bu yerküredeki bazı değerli malzemeler, nadir malzemeler, örneğin altın gibi, gümüş gibi, diyelim elmas gibi değerli taşlar da insanoğlunun ilgisini çekmiş ve bu nedenle yerküreye ilgi duymuş. Bunlar nerede, nerelerde bulunur, hangi koşullarda oluşur, bunları biz nasıl bulabiliriz gibi. Bu da ekonomik bir ilgi. Üçüncü ekonomik ilgi daha çok doğal afetlerden ya da afete dönüşen doğa süreçlerinden, yani deprem gibi, heyelan gibi veya volkanlar gibi doğal süreçlerin insanların eksiklikleri sonucu, insanların bunları etkilerini dikkate almaması sonucu riske dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu doğal afetlerin riske dönüşme özelliğini ortadan kaldırmak için bunları anlamaya çalışma ve bunları da pratik hayatta kullanma. Nedir bunlar? İşte diyelim depreme dayanıklı yapı için deprem bilgisini kullanma ya da heyelanlı bölgelere ev yapmama gibi. Bir diğer şey de çevre sorunları. Çevre sorunları, çevremizi sürekli kirletiyoruz. Bu kirlilik ne kadar olduğu gene insani bir şey. Ekonomik yansımalar olan bir süreç. Dolayısıyla özetlersek yerkürenin bir yapısı var. Zamana bağlı bir dinamiği var. Ama bu geçmişten günümüze hem merak duygumuzu hem de ekonomik ilişkiler nedeniyle bize bilgiler sağlıyor. Bunların tarihsel gelişimini de zaten bu derste vereceğiz. Şimdi tarihsel gelişimde aslında en son alan, en son gelişen alan jeofizik. Ondan önce ilk olarak coğrafya var, dünyaya bir bakışı var coğrafyanın. Sonra jeoloji geliyor, jeolojinin bir dünyaya bakışı var. En son jeofizik geliyor. Tersten bakarak, yani en sondan en başa giderek ya da
En sonuncu bilimden, yani jeofizikten, jeofiziğin neden doğduğundan yola çıkarak bir geçmişe yolculuk yapalım kısaca. Şimdi Schröder'in meşhur bir sorusu var. Neden jeofiziğe diye jeofizik sözcüğüne gereksinim duymuş insanlık? Yani ondan önce coğrafya var, acaba yetmiyor muydu? Ya da coğrafya var, jeoloji var, yetmiyor muydu gibi. Neden jeofizik diye bir sözcüğe gerek duymuş ki jeofizik terimi yeni bir terim aslında. 1800'lerde görünen ama ilk terim olarak Almanca geofizik 1834'lerde var ki ayrıntısını daha sonra göreceğiz. Daha sonra Almanca textbook dediğimiz ders kitaplarında var. Geognes terimi içinde var. İşte Neumayer'in kitapları içinde var. İngilizce'de terrestrial fizik diye bir kavram var. Gene göreceğiz birazdan ayrıntı. Fizika terestria diye bir kavram var. Fakat bunların ortaya çıkışı 1800'ler. Neden 1800'de jeofizik çıktı? Bu biraz da tarihsel koşullarla ilişkili ya da jeofiziğin kullandığı enstrümanların ortaya çıkışıyla ilişkili. İşte jeofizik derken aslında bütün yerküreyi kastediyoruz. Yerkürenin merkezinden atmosferin en uç tabakalarına kadar olan olgular ve süreçlerle ilgili bir alan, bilim alanı, bir çeşitli tanımlamaları burada var. Ben bunu kitap için şey yapmıştım ama genelde baktığımızda jeofizik dediğim gibi fiziksel ülkelerin yerküreye yönelik uygulanması, çeşitli alanları var bunların. Ki katı yerküre, hidrosfer, atmosfer, fiziğin mekanik, gravitasyon, elektrik, manyetik, optik, bileşim, ısı gibi alanlarının bu her üç yerküre tabakasına uygulanması sonucu elde ettiğimiz bilgiler. Bu hem teorik olabiliyor ya da bir merak amaçlı hem de uygulamalı amaçlı. Şimdi dedik jeofizik 1800'lerde ya da 19. yüzyılda çıktı ama ondan önce acaba hangi süreçle bu son aşamaya geldi? Şimdi ilk insanlar diyelim ilk yerküreye bakış daha çok metaforlarla oldu. Yani benzeşimlerle ya da istiare de deniyor galiba. Yani tasvir. Daha doğrusu metafor yani benzeşme. Mesela bu daha çok mitolojinin kullandığı bir yapı. İşte burada diyelim yerküredeki depremler eski Yunan mitolojisine göre Poseidon'un neden olduğu süreçler olarak algılandı. Diğer birçok yağmur diyelim ya da fırtına, fortune ya da fırtına diye bir tanrıları vardı eski Yunanların. Onlar nedeniyle oldu dendi. Bu metafor düşüncesi önemli. Bilim öncesi ya da bilimsel düşünce öncesi dünyaya bakışı yerküreyi anlamlandırmada. Bu metafor aynı zamanda estetik bilgiyi de sağlıyor bize ya da şairlerin ya da romancıların da kullandığı bir şey fakat bu ilkel anlamıyla değil kullandığı bir şey. Fakat metafor bir süre sonra o anlamlandırmada yetersiz kalıyor. Artık yavaş yavaş yerküreyi tasvir etme yönünde bir çaba oluşuyor. Ki tasvir kelimesi ya da betimleme çalışma kelimesi Yunanca'da grafein demek. Bu döneme grafe dönemi diyebilirsiniz. Geografeinde ya da coğrafyada bu dönemin dominant bilimi. Yani bu dönemde doğal olgular tasvir ediliyor ki bu dönemin en iyi coğrafyacılarından biri Strabon, bizim Anadolulu ya da Amasyalı, pardon. Bu coğrafya bilgisiyle ya da yerküreye coğrafi açıdan bakarak ya da tasvir ve denetimleme açısından bakarak bilgi elde ediyor. Bu nitel bir bilgi. Fakat bu bilgi içinde bugün de tabii en yetkin hali bu bilginin tabii ilkel hali değil ama modern hali çok güzel bilgiler yerküreye ilişkin halen de sağlıyor.
Bir süre sonra betimleme ya da tasvir ya da grafiğin yetmiyor, logos, akıl giriyor. Çünkü bazen gördüğünüz şeyleri sizi aldatabilir. Ki bu sadece görmek ya da tasvir etmenin bir takım problemleri var. Nedir mesela? Gözlemde de benzer şey var. Örneğin çölde bir yürüyorsunuzdur, çok susamışsınızdır, vaha görürsünüz. Ama o vaha ya da su birikintisi acaba gerçek su birikintisi mi yoksa serap mı yoksa ışık oyunları mı? Genelde optik bize bazen bu tip oyunlar oynar. Yani çölde mesela optik güneşin ışınları kırılmayla birlikte olmayan bir şeyi bize hissettirebilir. Nedir bu mesela? Çölde bir vaha varmış ya da su birikintisi varmış gibi görürüz fakat gerçekte o böyle bir şey yoktur gibi. Bu tip problemler yavaş yavaş gözlemi ortaya koymuş. Yani sadece tasvir değil, tasviri akılla denetleme, kontrol etme. Logos bugün bilim anlamda kullanıyoruz ama logosun ilk anlamı çok çok farklı. Daha sonra bu hale gelmiş ki onu da birazdan göreceğiz. Gözlem önemli fakat geçen derslerde de kısmen söyledik. Gözlem pasif bir bilgi alma biçimi. Ne demek pasif bir bilgi alma biçimi? Yani gözleme müdahale edemiyoruz. Yani depremler oluyor, güneş yer güneşin etrafında dönüyor, ay güneşin etrafında dönüyor, volkanlar oluyor. Ya da yağmurlar yağıyor, dalgalar yükseliyor, kabarıyor, tsunamiler oluyor. Bunları gözlüyoruz fakat müdahale etmemiz mümkün değil. Deneyse ya da ölçüm ve deneyse artık sayısal olarak yaklaşıyoruz ve kontrol edilebilir bir şey. Dolayısıyla bu da modern fizikle başlayan, Newton'la başlayan bir süreç. Bu şekilde de jeofizik ortaya çıkıyor. Yani jeofizik neden en son çıktığının nedeni bilim ya da nicellik ya da deney en son Newton'la birlikte geliştiği için. Mesela Aristo hem logosu hem şeyi kullanabiliyor diyelim dünyayı anlamlandırmada tasviri kullanabiliyor. Ama Aristo'nun elinde bugünkü enstrümanlarımız yok. İşte mitos dönemiyle ilişkili şeyler var. Örneğin işte önce kaos vardı mitos döneminde. Kaos karmaşa demek. Sonra o kaostan kozmos oluştu, düzen. Eski Yunan mitolojisine göre. Düzen, kozmos, kozmatik, hatta bu kozmetik terimi bu şeylerin makyaj olarak kullandığınız terimin kökeni de o. Yani güzel hale getirmek, düzgün hale getirmek anlamında. Kaostan kozmos oluştu. Bu kozmosta ilk eski Yunan tanrıçası Gaia oluştu. Daha sonra o Tartarus'tu, çeşitli tanrıları Kronos'tu, işte ne bileyim Zeus'tu. Bir takım tanrılar onlardan türedi. Bunlar aynı zamanda yerküredeki bir takım süreçlerden de sorumluydu. Mesela diyelim Poseidon depremlerin oluşumundan sorumlu, fırtınalardan sorumlu gibi. Ki bunlarla ilgili ana kaynak eski Yunan'da Hesiodos'un Teogonyası. Yani tanrıların doğumu da deniyor bu. Tam Türkçesi. Eski Yunan mitolojisindeki tanrıların birbirleriyle ilişkilerini, oluşumunu anlatan en önemli metin bu. Hesiodos. Aynı zamanda bu Gaia ya da evrenin oluşumuna yönelik mitolojik yaklaşımlar Homeros'un İlyadası'nda da var. Mesela Homeros diyor ki okyanus tanrıların babası ve anası Tetis. Okyanus diye bir tanrı var, Okyanus ve Tetis diye bir genel bir okyanus tanrısı var. Ya da mesela kaos var, toprak dediğimiz Gaia, sonra diğer tanrılar oluşuyor güya şeyde, mitolojide. Bazen mitoloji ile bilim arasında böyle ara geçişler de görülebiliyor eski Yunan'da. Mesela bu George Sarton'dan bir alıntı. George Sarton diyor ki ortam depremler tarafından değiştirilmiş fakat bu depremler Poseidon nedeniyle oluşmuş. Yani depremlerin
mekanı, ortamı değiştirdiği bir fiziksel coğrafyada etki yarattığı biliniyor. Fakat bunu bunu depremlere bağlıyor. Fakat depremlerin de Poseidon tarafından oluşturduğunu söylüyor. Ki Poseidon deniz tanrısı. Denizle deprem ne alaka diyebilirsiniz. Fakat bizim eski Yunan mitolojisinin geçtiği coğrafya Ege coğrafyası olduğu için Ege coğrafyası da muhtemelen depremler oluyor. Depremler tsunamiler oluşturuyor. Tsunami deprem ilişkisi muhtemelen depremleri Poseidon'a atfetmelerine neden olmuş olabilir. Demin dedim bu dönemin iki klasik eseri var. Teogoni ve İlyada. Hesiod'un ve Homeros'un. Bu iki eserde mitolojik olarak dünyaya ilişkin bilgiler var. Tabii bu mitolojik bilgi içinde aynı zamanda gerçek bilgiler de var. Yani nasıl diyelim, içinden ayıkladığımızda bazen gerçek bilgilere de ulaşıyoruz. Mesela İlyada içinde diyelim bir yerde deprem olduğunu söylüyor. Hakikaten orada deprem olmuş olabilir. Çünkü sadece mitoloji bunların nasıl diyelim felsefi çerçevesini oluşturuyor. Bazen bunlar gerçek verilerden yararlandığı için bu dönemde de bir takım bilgilere, yerküreyle ilgili bilgilere, o dönemin bilgilerine ulaşmak mümkün olabiliyor. Tales dönemi daha çok grafen dönemine tekabül ediyor ya da tasvir dönemi. Tales aslında ilk yerküreyle ilgili ya da dünyanın oluşumuyla ilgili ilk modeliniz kuruyor ortaya. Tales diyor ki evreni oluşturan ya da dünyayı oluşturan bir arke, ana malzeme olmalı. Bu ana malzeme sudur diyor. Ve su diyor, dünya da diyor suyun içinde yüzüyor. Aslında baktığımızda o dönemin haritalarına, diyelim dünya yuvarlak bile olsa çevresi denizlerle çevrili, ki şey bilinmiyor. Bugünkü anlamda Amerika kıtası bilinmiyor. Çevresi deniz olduğunu düşünün şöyle. Arada bir kara kütlesi var. Bunu şöyle bir adaya benzetebilirsiniz. Etrafı denizlerle çevrili bir ada. Dolayısıyla Thales'in dünya kayık gibi suyun içinde yüzüyor tabiri çok da yanlış bir tabir değil. Fakat yanlışlığı şey. Kayaların ya da dünyanın katı kısmının altında da derinlikle de şeyleri var. Derler, bağlantıları var. Ki Thales'e bu yönde bayağı bir eleştiri de geliyor tabii. Ama en azından Thales bütüncül bir şekilde bir model oluşturuyor. Yani yerküre ya da evreni, yerküreyi oluşturan ana madde, ana ham madde su. Arke su. Su önemli çünkü su insanoğlunun yaşaması için gerekli bir malzeme, tarım için gerekli bir malzeme. Denizlerden diyelim balıklar var, yaşaması için bir gene bir malzeme, hayatta kalmak için. Aynı zamanda suyun biraz cezalandırıcı tarafı da var diyelim okyanuslarda ya da şeylerde, denizlerde. Diyelim dalgalı halde kayıklar devrilebiliyor, insanlar boğulabiliyor. Ya da gene gökyüzünden gelen yağmur suları ile ilgili seller oluşabiliyor. Dolayısıyla suyun hem ödül hem ceza gibi iki yönlü bir unsuru var. Bu anlamda da su seçilmiş diyebiliriz Thales'in şeyinde. Fakat Thales dışında İonyan filozofları, işte Anaximandros, Anaximedes, Heraklitos gibi filozoflar, işte biri toprak diyor, biri hava diyor, biri ateş diyor. Fakat Parmenides bütün bunları birleştiriyor, dört elementi ortaya koyuyor. Nedir? Diyor ki yerkürede ki ya da dünyadaki ya da evrendeki bütün olaylara bu dört elementin birlikte ilişkileri neden olur. Yani hava, su, ateş, toprak birbiriyle etkileşirler. Bu nedenle şey oluşur. Bütün doğadaki süreçler bu nedenle oluşur. Ki grafe döneminin en önemli şeylerinden biri ki Aristo bunu kendi bilimi için de referans haline getirmiştir. Aristo'nun dört element modeli gibi. Merkezde yer küre vardır, katı. Onun çevresinde hava ve su vardır, su ve hava vardır. En dış çevrede de ateş vardır, yani güneş. Bazen ateş yer kürenin içinde de vardır. İçinden de gelir.
Dolayısıyla dört elementle o dönemdeki bütün dünyayla ilişkili bilgilerimizi açıklama modeline ulaşmış Aristo. Aristo'nun tabii diğer ileride göreceğiz depremlerle ilgili depremlerin yer içine sıkışan rüzgarın etkisi nedeniyle oluştuğuna yönelik görüşleri de var. Bu dönemin en önemli eserleri dediğim gibi Aristo'nun Meteorologica ki meteor yukarıdan gelen şey demek. Hatta meteor taşı da o anlamda meteordur. Yukarıdan ki olaylar ki Aristo depremi de rüzgarlar nedeniyle oluştuğunu düşündüğü için depremi de Meteorologica isimli kitabı içinde bahsetmiştir. Bunun da gene Meteorologica kitabı içinde hava olayları vardır gibi bir takım olaylar vardır. Bir bilim metnidir. Tabii bugün içinde yanlışları olabilir ama Aristo'nun doğaya bakışını ifade eden önemli eserlerden biridir. Bu dönemde yine yer küre ile ilgili Theophrastus'un taşlarla ilgili bir kitabı var. Theophrastus, Aristoteles'in muhtemelen öğrencisi. Yine bu dönemin coğrafyasında, Strabo'nun coğrafyası ki 6-7 cilt veya 5-6 cilt ama cilt tabiri bugün için doğru bir tabir olmakla birlikte o dönemde cilt tabiri yok. Kitaplar rulolar şeklinde saklanıyor. Eratosthenes ileride ayrıntı göreceğiz. Çok güzel geliştirdiği çok güzel bir yöntemle yerin çevresini hesaplıyor. Aristoteles'in de coğrafyası var. Ki coğrafya kelimesini ilk kullanan kişi de aynı zamanda bu dönemin bilim eserleri bunlar. Tabii grafiğin dönemi bir süre sonra dediğim gibi akılla denetlenmesi gerekiyor. Yeterli değil. Yerküre ile ilgili araştırmada Logos dönemi diyorum ben buna. Logos dönemi başlıyor ki bu dönemin eserleri Doğa Tarihi Pliny'nin, işte Lucretius'un Evrenin Yapısı diye Türkçe'ye çevrilen kitabı ya da De Rerum Natura. Çok o ilgili olmasa bile gene Principle of Geology ki jeolojinin kurucu babasıdır. Bu şeylerden biri. Bu arada 10 dakika içinde bitecek. Belki bir kısa bir şey daha alabiliriz. Bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir şey daha alabiliriz. Bitince tekrar aynı linkten girebilirsiniz veya bitirebilirsem tek parça yaparız. Dedik logo ya da loji sadece bilim anlamına gelmiyor. Speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science anlamında. Yani konuşma, tartışma, yazı, deneme, doktrin, teori ve bilim anlamına geliyor. Bugün en sonki anlamını kullanıyoruz ama tarihsel süreç içinde bu anlamların hepsi var. Logos sadece bilim değil bu anlamda. Ki bu dönemin eserleri Pliny'nin Doğa Tarihi, Lucretius'un işte Eşyanın Tabiatı, ya da Seneca'nın doğa sorunları ya da Charles Lyell'ın Principle of Geology ki jeolojinin ilk kitabıdır. Jeolojinin kurucu babasıdır da Lyell aynı zamanda. Pliny kendisi bir bilimci değil ama çok iyi bir ansiklopedist. Çok iyi kaynaklardan derliyor. O dönemin bütün bitki coğrafyasını ve diyelim hayvan coğrafyasını, mineralleri bu kitabında ortaya koyuyor. Seneca doğa sorunlarında antik dönemin bütün filozoflarını ve bilimcilerin doğa hakkında görüşlerini burada özetliyor. Mesela diyelim depremlere Aristo nasıl bakıyor, Anaximandros nasıl bakıyor, diyelim aklınıza gelebilecek bütün eski Yunan filozoflarının nasıl baktığını açıklıyor ya da meteorolojik olaylara. Bu anlamda da önemli bir kitap. Lucretius'un Eşyanın Tabiatı ya da Doğanın Yapısı kitabı daha çok biraz felsefi, biraz doğa felsefesi kitabı. Lucretius daha çok atomcu ya da Demokritos'tan etkileniyor. Bir doğa felsefesi kitabı dedik. Burada doğa felsefesi ve doğa tarihi terimleri üzerinde biraz duralım. Doğa felsefesi terimi bugün kullandığımız anlamda fizik, biraz da kimya anlamına geliyor. Doğa tarihi de bugün kullandığımız biyoloji ve jeoloji anlamına geliyor. Çünkü doğa tarihi tarih bir zaman içinde geliştiği için ve bitkiler ve canlılar zaman içinde büyüdükleri için doğa tarihi terimi kullanılıyor.
doğa yapısı ya da doğanın yapısına ilişkin bilgilerde, yani fizik ve kimya dediğimiz bilgilerde doğa felsefesi içinde gözüküyor ki bu yaklaşık 1800'lü yıllara kadar devam ediyor. Fizik kelimesi de yeni bir kelimedir. Her ne kadar Aristo'nun fizik diye bir kitabı olsa da bugünkü anlamdaki fizik uzun süre doğa tarihi olarak, natural history olarak biliniyor gibi. Son döneme geldiğimizde bilim açısından baktığımızda bilimi kontrollü deney, gözlem ve akıl yürütmeye dayalı bilgi üretimi olarak görüyoruz. Daha önce de söylemiştik ki bu dönem deney ve matematik ön planda. Deney dediğimiz şeyi ilk Gilbert ortaya koyuyor bilimde. Ondan önce bizim coğrafyadan İbni Heysem de optikte bilimle, deneyle ilgili bir takım şeyleri var, ipuçları var. Deneysel yaklaşıma yönelik. Ama Gilbert ayrıntı bir şekilde hem deney yapıyor hem sonuçlarını yayınlıyor. Deney konusu ne? Mıknatıslar. De Magnet isimli eseri var. O zamana kadar bilinen görüş mıknatıslar ya da pusula neden kuzeyi gösteriyor sorusu. Gilbert küçük mıknatıslar alıyor, birbirine yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor. Pusulaları bu mıknatıslara yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor ve sonuçta şu kanaate varıyor. Diyor ki pusulanın kuzeyi gösterme nedeni hepimizin bildiği gibi kutup yıldızı değil ki o dönem kutup yıldızı pusulanın kuzeye yönlenme nedeni olarak düşünüyor. Kutup yıldızı değil, yerkürenin kendisinin bir mıknatıs olması. Yerküre kendi mıknatıs ve pusulanın içindeki küçük mıknatıslı iğne de bu mıknatısla etkisi altında ve o nedenle kuzeye yönleniyor. Bu önemli bir bilgi. Bugün bile bu bilginin modern versiyonları var. Yani yer manyetik alanının yer içinden kaynaklandığını biliyoruz. İkinci süreç, modern bilim sürecinde ikinci süreç matematik yaklaşımı ya da Newton'un yaklaşımı. Şimdi Newton normalde matematikçi, Cambridge'de okumuş ki Gilbert de Cambridge'de. Biri St. John College'da, Newton da Trinity College'da. Çok iyi matematik zekası var. İşte bugünkü gibi, bugün nasıl pandemi nedeniyle insanlar sosyal hayattan soyutladıysa kendini, o dönemde veba var sanıyorum İngiltere'de, büyük bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık. Newton da işte kırdaki evine gidiyor, orada çalışmalarına devam ediyor. Denir ki, tam doğru da değildir ama denir ki, bir gün işte bahçede otururken kafasına bir elma düşüyor ve yer çekimi yasasını keşfediyor. Yer çekimi derken burada gene evrensel çekimi kastediyoruz. Yer çekimi, evrensel çekimin özel bir uygulaması yerküre. Peki Newton nasıl bakıyor? Bir, diyor ki elmanın bir kütlesi var. İki, yerkürenin bir kütlesi var. Elmanın kütlesiyle yerkürenin kütlesi arasında doğru orantı var. Aralarındaki uzaklığın karesiyle de ters orantılı. Uzaklık ne kadar fazlaysa çekim kuvveti o kadar az. Bunu matematik hale getiriyor. Daha doğrusu iki olgu arasındaki ilişkiyi akıl yürütmeyle ama matematiksel akıl yürütmeyle ortaya koyuyor. Bu önemli ki bundan sonra fizik, Newton'dan sonra fizik artık matematiksiz yapamayacak. Bugün bile matematiksiz bir fizik çalışmayı yapmanız mümkün değil veya öyle bir çalışma yaptığınızda, yayınlamaya çalıştığınızda yayınlanması oldukça zor. Dolayısıyla bu süreçte baktığımızda neden jeofizik en son geldiğini, en son yer bilimi ya da yer küre bilimi olduğunun nedeni bu. Yani fizik, fiziğe bağımlı bir alan. Ki demin söyledik yer kürenin zaman ve mekan boyutunda sergilediği olaylar var. Bu yer kürenin zaman ve mekan boyutunda sergilediği olaylara sayısal ya da nicel ve dolaylı olarak deneyle jeofizik ve jeokimya yaklaşıyor. Coğrafya ve jeoloji nitel ve doğrudan yaklaşıyor. Gözlem yoluyla ve akıl yürütmeyi kullanarak bir bilgi üretiyorlar. Bu yer kürenin yapı ve dinamiği. Evet. Dolayısıyla tarihsel gelişim sürecinde
bilim ya da bugün modern anlamda anladığımız bilim süreci Newton ve Gilbert'le başlatılıyor diyebiliriz. Yerküre ölçeğinde de öyle. Ve dolayısıyla bu bilim, Newton ve Gilbert'le başlayan bu bilim yavaş yavaş yerküre üzerine elde edeceğimiz bilgilerin artmasına da yol açıyor. Örneğin bu yaklaşım da aynı zamanda kabul görüyor. Örneğin depremi sadece gözlemek yetmiyor. Onu kaydeden bir alet milim tarafından yapılıyor. Diyelim icat ediliyor. Deney işin içine giriyor. Yerin ortalama yoğunluğu ve kütlesi için hesaplamalar yapılıyor. Ya da yer manyetik alanının kaynağı matematik yolla araştırılıyor ki Gauss bunlardan biri. Ki Gilbert'in deneyle ortaya koyduğunu matematiksel olarak da Gauss analiz ediyor. Ve yavaş yavaş yer için bilgimiz artmaya başlıyor. Bu bilgi Oldham, Gutenberg, Morovic gibi geofizikçiler artık yer içinin yavaş yavaş resmini ortaya koyuyor. 20'lerle birlikte de petrol geofiziği tarafından bulununca petrol yatakları jeofize yatırım yapılmaya başlanıyor. Jeofizikte yatırım yapılmaya başladıktan sonra jeofizik yeni alanlar keşfediyor. Yeni alanların keşfi yeni bilgiyi elde ediyor. Yeni petrol alanları bulduruyor. Yeni petrol alanları bulunca daha çok jeofize yatırım, daha çok yatırım, daha çok petrol. Dolayısıyla zincirleme birbirini etkileyip bu jeofizik bilgiyi de arttırıyor. Jeofizik bilginin artması bu ekonomik jeofizikten elde edilen bilginin teorik jeofize ya da yer kürenin merak duygusunun tetiklediği bilgiye ulaşmada da kullanılıyor ki bunun özellikle Uluslararası Jeofizik Yılı 1950'lerde yapılan bütün dünya ölçeğinde kampanyalar başlatılıyor. Uluslararası Jeodinamik Projesi de bunlardan biri. Ki Newton dedik. Newton'un Principia eseri ki eserin orijinal adı diyelim doğa felsefesinin matematik ilkeleri. Doğa felsefesi burada fizik anlamında. Daha önce söyledik dersin başında. Fizik anlamında bir şey. John Mill. Jeoloji ve jeofizik üzerinde biraz duralım, gözlem ve deney. 18. yüzyılın sonu veya 19. yüzyılın başında yer küreyle ilişkili iki grup düşünce biçimi vardı ki bunun namı Orescu Hoca bu yönde düşünüyor. Diyor ki bir grup bilim insanları, BIMO gibi, Buffon gibi bilim insanları ya da İngiltere'de William Thomson, Lord Kelvin gibi, William Hopkins gibi Amerika'da Dana gibi. Bunlar diyor daha çok fizik ve kimyanın yasalarıyla yer kürenin tarihini, süreçlerini, olgularını anlamaya çalıştılar. Bunlar diyor matematiksel ve tümden gelimciydi ve matematik fizikle ilişkiliydi. En önemlisi bunlar dışarıdan çok, sahadan çok, doğadan çok içeriyle, laboratuvarla ilgiliydiler. Bunlara, laboratuvara aşinaydılar. Bugünkü anlamıyla bu geleneğe jeofizik gelenek diyor. İkinci grup ise Almanya'da Werner, Fransa'da Cuvier, İngiltere'de Charles Lyell gibi. Bunlar daha çok gözlemseldiler ve tüme varımcıydılar ve daha çok dışarıyla ilişkiliydiler. Yani sahayla, araziyle ilişkiliydiler. Bunlara da 19. yüzyıl itibaren jeolog diye dendi. Tabii bu iki birbirinden bağımsız yapı 20. yüzyılda çok büyük bir yer bilme problemini çözmede birleşti. Nedir bu problem? Leva tektoniği kuramı. Yer kürenin tamamını ya da yer kürenin kabuğunun nasıl davrandığına yönelik bir şey sağladı. Ortaklaşma sağladı. Bu anlamda jeolog ve jeofizikçiler yer kürenin iç yapısı, yaşı, okyanus ve kıtaların oluşumu, dağ kuşaklarının oluşumu, iklim gibi şeylerde, problemlerde birlikte bu iki gelenekle birlikte yer kürenin yapı ve dinamini araştırdılar. Birbirinden farklı iki bilim alanı, jeoloji ve jeofizik ya da birbirine indirgenemez, birbirinden bağımsız iki farklı alan
olgular ve süreçleri çözmede önemli bir şey sağladı bize. Bu aslında bilim felsefesi açısından da önemli bir şey. Çünkü biz diyelim jeofiziğin yaptığı bir diyelim bulduğu bir bulgu bir başka gözle doğrulama ya da yanlışlama ya da jeolojinin bulduğu bir şeyi jeofizikle doğrulama ya da yanlışlama. Dolayısıyla hem Popper açısından bakarsak bu süreç yanlışlama süreci açısından ya da Kuhn'un bilimsel devrimler yapısına açısından bakarsak her iki açıdan da baktığımızda bu yer küreyle ilgili iki farklı süreç birbirleriyle mücadele ederek, bazen kavga ederek, bazen birbirine düşman olarak aslında iyi bir şeye de neden oluyorlar. Çünkü birbirini denetliyorlar. Bu anlamda da önemli. Jeoloji ile jeofizik arasındaki bu ikili ilişki. Biraz dersin sonlarına doğru bu sözcüklerin kökenlerine biraz bakalım. Coğrafya sözcüğü ilk Yunanca'da coğrafya halinde kullanılıyor. İlk kullanan işte M.Ö. 276-194 yılları arasında yaşamış Eratosthenes kullanıyor ilk kelimeyi. Jeoloji sözcüğünü ilk olarak Jean Delu kullanıyor. Daha önemlisi Saussure bunu daha böyle şey haline getiriyor. Nasıl diyeyim? Daha bilimsel hale getiriyor ki o dönemlerde jeoloji kelimesi biraz teolojiden de etkilenip iki anlamlı bir yapısı var. Yani teoloji diyelim öteki dünya bilimi, jeoloji bu dünya bilimi anlamında da böyle bir şey içinde de kullanılıyor. Ama bilimsel anlamda kullanımı Saussure tarafından kullanılıyor. Ki Charles Darwin jeoloji yapmak diye bir fiil de koyuyor ortaya, geologize diye. Geyars kelimesi, logos, kelam, söz, bilim, demin söyledik bunları. Türkçe'ye Fransızca okunuşuyla jeoloji geçiyor ki jeofizik de benzer şekilde Fransızca okunuşu. Almanlar geologi ya da geofizik diye okuyorlar. Türkçe'de G ile okunan geometri var gene aynı kökenden gelen. Gene geoteknik var Türkçe'de aynı G'den gelen. Bir de coğrafya var şey olmuş nasıl diyelim C G J'ye C'ye dönüşmüş ve coğrafyada okulur. Coğrafyanın da başında bir G var. Yani hepsi de aynı anlamdaki G yalnız. Bu tip bir şey var. Saussure. Jeofizik sözcüğünün kökeni biraz yeni nedenlerinden biraz bahsettik. 1834'te Froebel kullanıyor. Daha sonrası Wilhelm Gilbert tarafından da kullanılıyor. Wilhelm Gilbert tarafından 1800'de Physik der Erde yani yer fiziği olarak Almanca kullanılıyor 1800'de. 1815'te bir kitap var Physik der Erde diye yer fiziği kitabı Friedrich Parrot tarafından yazılmış. Bununla birlikte bugünkü anlamdaki jeofizik sözcüğü 1834 ile 80 yıllar arasında oldukça yoğun bir şekilde görülüyor. Mesela Meyers Croesus Convection Lexicon'da var. Jeoloji maddesi, jeofizik maddesi var. Neumann'ın Lehrbuch Geognosie'de var. Murie'nin kitabında var. Neumann'da var. Şimdi bunlara yavaş yavaş bakalım. Mesela ilk kullanım 1800'lerde yer fiziği, fizik diye adet şeklinde kullanım Wilhelm Gilbert'in Annalen der Physik diyelim şeyinde fizik yıllığında geçiyor yer fiziği. Physik der Erde diye bir kitap var. Physik der Erde und Geologie yani yer fiziği ve jeoloji diye Grundriss Physik der Erde und Geologie diye bir kitap var. Georg Friedrich Parrot tarafından yazılmış 1815'te. Fransa'da ise Fransız Bilimler Akademisi'nin meşhur dergisi 1830'lardan itibaren Physique du Globe isimli küçük küçük makaleler ve o başlıkta haberler yayınlıyor. Bu da önemli bir bilgi. Froebel 1834'te ilk jeofiziği Theoretische Erkunde, teorik coğrafya isimli eserinde kullanılıyor.
O kitap 1835'te 36'da basılıyor ama kitabın ön sözü 34'te yazıldığı için sözcüğün 1834'te ilk kullanıldığını ya da düşünüldüğünü, geofizik sözcüğünün düşünüyoruz. Gene Theodor Erdkunde Froebel gene kullanıyor burada. Ansiklopedi maddesinde bir jeofizik var 1848'de. Meyer Grosse Konversation ki Almanca en iyi sözlüklerden bir, ansiklopedik sözlüklerden biridir. Bizim Büyük Britannica ya da Ana Britannica gibi. Friedrich Naumann Geognosi isimli kitabında jeofizik terimi var. İngiltere'de terrestrial fizik olarak kullanıyor. Özellikle John Herschel. Onun 1867'lerde gözükse de 1850'lerde bu makalenin orijinalini yayınlıyor. Terrestrial fizik diyor. Ki 67'de bu yeni hali, kitap hali. Yine Almanca'da 1870'lerde Richthofen Çin'le ilgili bir coğrafi çalışma yapıyor. Onun içinde bir bölümü jeofiziği tartışmaya ayırıyor. Yani coğrafyada artık yeni bir boyut geldi diyor. Boyut matematiksel ya da fiziksel bir boyut. Bu özellikler artık bilim açısından dikkate alınmalı gibi bayağı ayrıntı bir tartışması var. İtalyanca'da Physica Terrestria diye Angelo Secchi'nin bir kitabı var. Terim Physica Terrestria de geçiyor. Gene bu dönemde Geographical Yearbook'larda var 1885'te. Özellikle Zöprits'in makalelerinde var 60'larla birlikte. Birkaç makalesi var. Ve bu dönemde ilk jeofizik el kitabı diyelim. Lehrbuch der Geophysik biraz und Physikalische Geografi diye bir kitap var. Bu 1884 baskısı ilk jeofizik adını taşıyan ilk kitap. Bu daha sonra Handbuch der Geophysik'e dönüşüyor 1899'da. Dergiler var. Beträge zur Geophysik, Jahrbuch Astronomie und Geophysik isimli dergiler de var. İngilizce'de demin söyledik terrestrial fizik var. Fakat 1884'te jeofizik geçiyor. Babinger'in Encyclopedia Theologie'de olduğu gibi teoloji ikiye ayırıyor. Natural world, doğal dünya, spiritual world, ruhsal dünya diye. Doğal dünya içinde jeofizik bilimi de var. Century Dictionary, İngilizlerin eski bir ansiklopedisidir. Bunların 1800'lerdeki bir baskısında jeofizik terimi ilk defa gözüküyor. Jeokimya teriminin kullanımı da biraz daha 1838'de gözüküyor.